Dallas Fort Worth'a gittim. Kovboylar falan deyince aklınıza gelecek bir yer. İnsanlarla konuşayım, özellikle Trump'a oy verenlerle konuşayım. Neden Trump'a oy vereceğiz diyorlar, bunu göreyim size. Ortada olan eyaletler bu seçimin sonucunu belirleyecek gibi gözüküyor. Dallas Fort Worth'a gittim. Daha doğrusu Dallas yakınındaki Fort Worth'a gittim. Teksas'taki. Neden Fort Worth'a gittim diyecek olursanız. Hem orada işte bir eski bir kovboy kasabası var. Tarihi kovboy kasabası aslında. Olduğu gibi korumuşlar. Turistik bir yer. Fakat tabii Fort Worth hem daha kırsal, işte daha böyle geleneksel Amerikan ailelerinin yaşadığı. Dallas tabii daha zengin. Fort Worth biraz daha orta sınıf, alt orta sınıfın yaşadığı bir yer. Dolayısıyla kovboylar falan deyince aklınıza gelecek bir yer. Tabii bir de şöyle bir özelliği var Türkiye açısından. F-35'lerin ana üretim merkezlerinden bir tanesi Fort Worth. Aslında bizim için öyle bir özelliği daha var ama ben bu F-35 meselesine hiç gitmedim de orada biraz daha insanlarla konuşayım, özellikle Trump'a oy verenlerle konuşayım. Ne diyorlar, nasıl bakıyorlar, neden Trump'a oy vereceğiz diyorlar, bunu göreyim istedim. Who are you going to vote for? Who am I going to vote for? Oh, yeah. I don't vote, so I have no reason to complain. You don't vote? I don't vote. Why not? Because you feel like they do not represent you or something? No, I just don't vote. Never have, never will. Who are you voting for? I'd rather not say. You're not, why not? People judge you or something? No, I think it's just a personal vote. Okay, of course. But what is your criteria? Like, what do you think when you're voting? What is the priority for you? Economy, women rights? A little bit of both. A little bit of both. I mean, economy affects everybody, but mainly women's rights. Then you vote for Kamala, I guess. Şimdi şunu söylemek lazım. Tabii Fort Worth'taki insanlar daha naif insanlar. Daha işinde, gücünde, işte küçük ailesi olsun. Ne bileyim, pazarları kiliseye gitsin, torununa çocuğuna baksın, öyle yani gündelik hayatıyla uğraşsın, işte bir evini alabilsin, doğru düzgün bir gelir olsun, güzel bir hayat yaşasın falan. Başka da fazla bir beklentisi olmayan insanlar. Şunun için karşılaştırıyorum. Mesela Washington DC'de Kamala Harris mitinginde konuştuğumuz insanlar tabii daha eğitimli, işte daha böyle global düşünen, dünyayı da düşünen falan. Daha dünyayla bağlantılı. Muhtemelen Amerika'nın dışına da seyahat etmiş. Çünkü burada bir pasaportu olmak, Amerika'nın dışına seyahat etmek falan bunlar herkesin yapabildiği şeyler değil. Yani Avrupa'ya gitmiş gelmiş falan bir. Bütün demokrat seçmen öyledir demiyorum. Ama karşılaştırmak açısından karşılaştıklarımız, konuştuklarımız Washington DC'de biraz daha öyleydi. Şimdi Fort Worth'ta biraz daha dediğim gibi daha gündelik yaşayan insanlar. Trump'a oy vereceğini söyleyenler hep ekonominin altını çiziyor. I'm seeing you have a Trump Vans shirt, t-shirt. Yes, I do. Why? Why would you vote for Trump? Why? Okay, well, I want our economy to thrive. I want to get more of our people back to work. I want to reduce crime in our big cities across our nation. And just better opportunity for the working class, the middle class, the blue-collar Americans, the regular average Americans. They've been crushed. They've been killed by the policies that have been put in place by the Biden. Do you think Trump won the elections in 2020? Do you think? Do I think there were some irregularities? Sure, there's always some irregularities. Were they able to prove that in court? No, they weren't able to prove that in court. So you have to move on. So yeah, now we're in a new election, so we have to get it done now. We just have to get more of our people out to vote. Mm. They can't sit home. They've got to come out and vote. Do you think so? Democrats are a little bit elitist? Yeah. You've got the coastal elites, like, you know, the Manhattan, New York, California. If you look across our country, if you look at a red-blue map at the county level, it's overwhelmingly red, where it's blue or the big urban areas, the big metropolises where there's a lot of population density. Yeah, these big blue cities, New York City, San Francisco, yeah, the big city. So that's the Democrat power centers. And you see how those cities are high crime, high cost of living, high taxes. So, you know, Republicans don't like to live in that kind of area. So a lot of us live in the suburbs, live out in rural areas. So, yeah, but if you look at that map, it's overwhelmingly red. The heart of the country is red.
Yeah. Aslında tabii şöyle enteresan bir şey var. Amerika'da enflasyon özellikle Covid sonrası fırladı. Yani aslında Trump dönemine denk geliyor ama tabii aslında yani Covid dönemi yaşananlar nedeniyle Trump'tan sonra aslında enflasyonun fırladığını gördük. Demokratların attığı bir takım adımlar oldu. Şimdi baktığınız zaman enflasyon ciddi anlamda düşmeye başlamış. Ama insanlar hatırladıkları zaman Trump dönemini hatırlıyorlar. Yani hani Covid yüzünden oldu, bunlar yaşandı, şöyle bir şey oldu diye düşünmüyor insanlar. Ya Trump zamanı iyiydik, sonra enflasyon yükseldi. Niye yükseldi? Bunlar yüzünden yükseldi diye bakıyorlar. Tabii bu işin bir boyutu. Biraz demokratlarla ilgili, ya işte bunlar da elit. Ya elitler bunlar. Büyük bazı şirketleri kolluyor. Büyük şirketler bunları istiyor. E bunlar da bizi beğenmiyorlar. Bunlar ukala, her şey kendilerinin bildiklerini düşünüyorlar. Biz asıl Amerika'yız kardeşim. Bak biz burada üreten, çalışan, neyse çiftçilik yapan, Amerikan sanayinde çalışan asıl Amerikalılar bizleriz. Bunlar öyle bizi beğenmiyor, bizi hor görüyorlar. Ama asıl Amerika bizleriz, bizi Trump anlıyor diye düşünüyorlar. Biraz işin öyle bir tarafı da var. Sonuçta burası Texas ve burada pek politik doğruculuk yok görüldüğü gibi. Böyle küçük şey bardağın içerisine uyan Meksikalı yapmışlar. Tabii bu mesela demokratların ağırlıklı olduğu bir eyalette bayağı cancel'lanır tabiri caizse. Hani Meksikalılarla böyle bir alay etme olarak algılanır. Ama burada politik doğruculuk işlemiyor. Tabii baktığın zaman sanki hani demokratlarla cumhuriyetçiler arasında metropollerde baktığınız ve demokratlarla konuştuğunuz zaman yani kültür savaşı ağır basıyor gibi düşünürsünüz. Yani globalleşen dünya, değişen değerler, değişen aile yapısı, değişen aile değerleri, LGBTİ bireylerin daha fazla kendilerini ifade ediyor olmaları, daha görünür olmaları. Hani sanki biraz daha bunun kültür savaşı gibi düşünürsünüz ama genellikle burada insan, bu böyle bir boyutu da var muhakkak ama aslında insanlar ekonominin çok özellikle altını çiziyorlar. Diyorlar ki ekonomi nedir? Trump Çin'e vergi getirecek, Çin mallarına vergi getirecek, bu bizi kurtaracak diye düşünüyorlar. Çünkü Trump hani biraz daha dandun böyle, evet vergi getireceğim. Kim kardeşim Amerikan ekonomisini zayıflatıyor? Çin mi? İyi, bütün Çin mallarına %60 vergi kestirip atacağım gibi bir söylem üzerinden siyaset yapıyor. Şimdi tabii aslında bu bir ne kadar uygulanabilir tartışmalı. İki, böyle bir şey uygulasa Donald Trump, bunun Amerikan ekonomisi için başka bir yıkıcı tarafı olacak. Ne gibi? Ara mal da alınıyor Çin'den. Yani biz bunu Türkiye'de de yaşıyoruz ya. Veya başka ülkelerden. Yani Türkiye'den mesela ara mal da alınıyor. Bu ara malı alıp Amerikan sanayide üretim yapıyor. Her ülke böyle ya. Bu sefer ara mala da aslında acayip bir vergi binmiş olacak. Bu Amerika'da enflasyonu daha da körükleyecek bir şey. Hem tamamıyla göçü durduracağını söylüyor. Yani iş gücü açısından bir sıkıntı olacak. Çünkü iş gücü açığı var. İş gücüne ihtiyacı var Amerikan ekonomisinin. Yani göçü gerçekten dediği gibi tamamen engeller, bütün kaydı kuydu olmayanları Amerika'dan geri yollayacağım derse hem bir iş gücü açığı olacak, hem her şeye vergi getireceğim. Yani yurt dışından gelen ürünlere gümrük vergisi getireceğim yüksek derse bu aslında enflasyonu ciddi anlamda körükleyecek bir şey. Ama şimdi bunu teknik olarak anlatmak, ya basit gündelik yaşayan, işinde gücünde, sabah akşam haber kanalı takip etmeyen insana anlatmakta benim gördüğüm kadarıyla demokratlar biraz zorlanıyorlar. Ya işte bunlar da zenginlerin partisi, oh iyi, New York'ta, Los Angeles'ta bunlara oy veriyorlar tabii. Ama kardeşim bak biz gerçek Amerikalılarız, burada üreten, çalışan, kazananlarız. Ha işte bu işin ayağı öyle değil, onlar zenginleri koruyor, bizi Trump koruyor gibi düşünüyorlar. Yani bu işte Trump'ın Çin ürünlerine vergi getireceğim şey ise çok tutuyor mesela. Yani dolayısıyla daha çok insanlarla konuştuğunuz zaman ekonominin ön plana çıktığını görüyorsunuz. Tabii farklı bir şey de var. Muhakkak hava, hayata bakış açısı anlamında dediğim gibi yani biraz daha işte New York'tur, Washington'dır, Los Angeles'tır, daha neredeyse global yerler derken biraz daha cumhuriyetçilere oy veren yerler böyle klasik Amerikalı yerler. En azından ilk intiba böyle. Yani soracaksınız Texas mı belirleyecek seçimin sonucunu? Hayır. Texas'tan cumhuriyetçiler çıkacak zaten. Yani Trump çıkacak büyük ölçüde. Pensilvanya belirleyecek. Gözler Pensilvanya'da. Bu salınacak eyaletlerden ne çıkacağı ve hatta Pensilvanya'da daha henüz karar vermemiş olanlar, bağımsız olanlar yani ne Trump ne Harris diyenler belirleyecek gibi duruyor. Şimdi en son Marist'e göre, anket şirketine göre Pensilvanya'daki bağımsızlar Harris'e yaklaşmış. Harris onların arasında öne geçmiş gibi görünüyor. Fakat Pensilvanya ile ilgili şöyle de bir şey var. Şimdi Covid döneminden itibaren posta ile oy verme başladı. Yani seçim günü gidip oy vermiyorsun da önceden eyaletine göre ya oy pusulası evine geliyor, sen gidiyorsun bir merkezde veya eyaletine göre sokak başlarındaki postaya atıyorsun. Ya
postalıyorsun belli bir adrese, verilen adrese. Şimdi bu postalanan oyların üzerindeki tarih meselesi. Hala mahkeme karar vermedi son güne kadar. O kavga çıkaracak belli ki. Üzerine tarih yazılmak zorunda oy pusulasına yollanan zarfın üzerine bir imza atmak, bir de tarih yazmak. Kimileri tarih yazmamış, kimileri öylesine doğum gününü yazmış falan. Bunlar geçerli olacak mı, olmayacak mı? İmzasızı geçerli olacak mı, olmayacak mı tartışması, çekişmesi var. Belli ki Pensilvanya'da çok kavga çıkacak. Öyle görünüyor. Georgia yine çekişmeli eyaletlerden bir tanesi. Amerikan İstihbarat Servisleri bir rapor yayınladılar ve dediler ki özellikle Georgia'da ciddi bir Rus gizli servislerinin dezenformasyon operasyonu var. Georgia'da vatandaşlığı olmayan kişilerin illegal olarak oy kullandıklarına dair bilgiler yayılıyor. Bunlar doğru değil. Bir dezenformasyon operasyonu diye bir. Ayrıca bir hani rapor yayınladılar, basınla paylaştılar. Amerikan basında bunun çok haberlerini yapıyor. Valla işte üst üste birikiyor. Böyle bir hava var. Washington DC ile Texas'ı, Fort Worth'u karşılaştırdığınız zaman arada gerçekten hem hayata bakış hem yaşam tarzı açısından çok büyük fark var. Ama arasında bu kadar büyük fark olan eyaletler değil de ortada olan eyaletler bu seçimin sonucunu belirleyecek gibi gözüküyor.